burası Gürpınar köyünün hemen gerisinde bulunan, doğrudan doğruya bir gazino. Bizim zamanımızda buraya Skyland diyorlardı. Burası bir Rum gazinosu. Biz buraya karşı tepelerden geldik. Karşı tepelerden sabah alacakaranlığında hareket ederek şu görünen sırtlardan bu tepeye çıktık. Tek meskun mahal o zamanlar burası. Burada birileri vardır diye tamamıyla taarruz açılması yaptık. Ve buraya Allah Allah nidalarıyla geldik. Biz buraya geldiğimizde burasının boş olduğunu gördük ve tepenin tamamını keşfettik. Kimsenin olmadığını gördük. O sırada bizim savaş uçaklarımız da yavaş yavaş gelmişler, üzerimizde dolaşıyorlardı. Hemen buralara tanıtma bezlerini ve etrafa tanıtma bezlerini sermek suretiyle, uçak tanıtma bezlerini önlem aldık. Bu plato boştu. Ama o zamana kadar bizim özlediğimiz, yiyemediğimiz yiyecekler doluydu bunun içinde. Burası benim için o gün bir ikmal noktası oldu. Ve burada bölüğümün bütün erlerine, burada bulunan bisküvitler ve diğer yenecek malzemeleri dağıtmak suretiyle sabah kahvaltımızı burada yaptık. Ve buradan sonra tekrar toplanmak suretiyle karşı tarafta manastırlar var. Hemen orada görülen tepenin üzerinde ağaçlar var. Onun hemen gerisinde manastırlar var. Oraya gitmemiz emredildi. Buraya taburun diğer birlikleri gelirken biz tekrar taarruz kademesinde oraya taarruz etmeye başladık. Ama biraz sonra göreceksiniz, o orada bir dere hattı vardır. O dere hattından geçmemiz biraz bizi yordu. Orası çarşaktır ve kaygan bir topraktı. Diz kapaklarımıza kadar çıkarken saplanarak çıktık oraya. Demin bulunduğumuz Gürpınar platosundan tekrar bu manastırların bulunduğu platoya geçtik. Bu geçişte bayağı bu iki plato arasındaki o dere hattının ve çöküntünün üzerinden geçerken zorluklar çektik. Buraya geldikten sonra bu platoyu kontrol ettik. Burada bir 60-65 yaşlarında bir Rum ve iki tane de Rum askeriyle karşılaştık. Onları esir aldık. Rum askerlerinin ifadesi şöyleydi: biz bu isyancılardan değiliz. Biz Makaryos taraflarındanız. Lütfen bizi bırakın. Ellerinde silahlar da vardı ve resmi üniformaları vardı. Tamam dedik, siz silahlarınızı bize bırakın. Şu üst ceketlerinizi de çıkartın. Ondan sonra sivil olarak gidin dedik. Onları bıraktık, gittiler. Sivil adam yanımızda duruyordu. Onunla sohbet etmeye çalıştık, yapamadık. Bu defa tam o sırada bizim komando tugayının taburlarından bir tabur, Zeki Doğulu Paşa'nın taburu, bizim bulunduğumuz bu bölgeden araçlarıyla beraber Güzelyurt'a geçmeye çalışıyordu. Onları durdurduk, onlardan ekmek aldık iki tane tabur komutanıyla beraber. O ekmekleri böldüğümüzde ekmeklerin içi hamurdu. Ben kıyılarından yemeye başlarken yanımdaki ihtiyara da, o yaşlı adama da ekmek uzattım. Ekmeği aldı, yanında kendi köpeği de vardı. O ekmeği şöyle bir eliyle baktı, kaldırdı. O köpeği atınca bana bu hakaret geldi. Bu insanlara değil ancak köpeklere yarışır tabiriyle beynimden vurulmuşa döndüm, vuracaktım. Tabur komutanı üzerime atladı, bırak evladım bırak dedi. Allah belasını versin, üzerine şey itme. Ve bıraktık onu. Ondan sonra ona da çek git dedik buralardan, onu da gönderdik. Tabur komutanıyla burada bir durum değerlendirmesi yaptık, ne yapalım diye. Tabur komutanı
doğrudan doğruya bizim yeni ismiyle Serhatköy, eski ismiyle Filya köyüne doğru taarruzumuza devam etmemizi istedi. Bunun üzerine bölüğü tekrar toplayıp takım komutanına emirler vermek suretiyle bu Sırplar hattından şu andaki Serhatköy'ün göründüğü bölgeye doğru inmeye başladık. Buralardan inişimiz pek kolay olmadı. Hep çekiniyorduk çünkü düşman içerisine doğru artık gidiyoruz. Mümkün olduğu kadar da yayılma suretiyle emniyetimizi alıyorduk. Serhatköy'ün gitmeden önce orada ağıllar bölgesi var şu anda. Orada bir çeşmeye rastladık. O çeşme bizim en büyük yardımcımız oldu. Gürplat platosundan Filya köyüne inme emrini aldığım andan itibaren birliğimle karşıda görülen tepeleri aştık ve şu anda ileride görülen ağıllar bölgesine indik. Ben ağıllar bölgesine indiğim anda bir orada çeşmeyle karşılaştım. İlk defa Kıbrıs'ta akar bir çeşmeyle burada karşılaştım. Günlerdir yürüyoruz. Hep yaya yürüdük. Yaya yürüdüğümüz için ve çorap değiştiremediğimiz için, elbise değiştiremediğimiz için buraya geldiğimizde artık ayaklarımızın altında deri kalmamıştı. Ayaklarımızın üzerine zor basıyorduk. Derhal burada bir konaklama yaptım. Takım komutanlarını çağırdım. Şöyle bir emir verdim. Dedim ki arkadaşlar, burada şu işlemleri yaptıracaksınız. Bir, çelik başlıkları çıkarttıracaksınız. Çeşmeden bu çelik başlıkları sularla doldurulacak. İlk yardım kitlerindeki tendir diyotlar bunların içerisine aktarılacak. Bu çelik başlıkta öncelikle ayaklar yıkanacak. Su dökülmeyecek. Kalan sularla da çoraplar yıkanacak. Ve çoraplar ve ayaklar kuruyana kadar bu bölgede doğrudan doğruya istirahat edeceğiz dedim. Tabii emniyet tedbirlerini alarak o bölgede bu işlemler yapılırken benim İkmal Asumay'ımı da çağırdım. Git bana bu köyden neler buluyorsan bul, bir şeyler getir dedim. O da nerelerden bulduysa bana karpuz ve yiyecekler getirdi. Burada bu işlemleri yaparken hem de dinlenirken bu yoldan siviller de o sırada geçiyorlardı. Bu yol bizim kontrolümüzdaydı. Buraya asker de görevlendirmiştim emniyet için. Ama talimat olarak hiçbir sivilin durdurulmaması, onlara yol verilmesi emrini verdim. Çünkü geride kalan sivil bizim için engeldi. Bir müddet sonra Tugay Harekat subayımız ve yanında bir subayımızla beraber bu bölgeye geldiler. Hemen onları karşıladım. Bana dediler ki Orhan, bu Filya'yı yani Gayretköy'de Serhatköy'de al dediler. Tamam komutanım, biz dinlendikten sonra onu yaparız dedim. Ve orada doğrudan doğruya karnımızı doyurduktan ve ayaklarımızın yeteri kadar çorapları kuruduktan sonra tekrar yayılmak suretiyle önce meskun mahalle girdik. Oranın emniyetini aldık buranın ve araştırma yaptık. Herhangi bir kimse yok. Terk edilmişti. Oradan sonra da ileriye doğru, Gayretköy'e doğru
Yani o zamanlar Avlona, Avlona'ya doğru harekete başladık. Evet, Tilla'yı ele geçirdikten sonra, yani Serhat Köyü ele geçirdikten sonra birliklerim ileride biraz sonra gideceğiz. Dere hattında savunmayı yapacaklar. Ondan sonra bana tekmil vereceklerdi. Onlar ileri harekata devam ederken ben bölük karargahı olarak şu binayı tespit ettim ve bölük karargahı olarak buraya yerleştik. Hemen arkadaki binada, burası bölük komutan yeriydi. Orası da benim İkmal Asubayım'ın falan kaldığı karargah yeriydi. Askerlerimiz ise diğer binada kalıyorlardı. Bölük karargahındaki askerlerimiz. Burada geldiğim gün şöyle bir hadise yaşadık. Geldik buraya, yerleştik. Bir saat veya iki saat sonra, tam zamanını hatırlamayacağım, barış gücü buraya geldi. Bu yolu kullanarak buraya geldiler. Komutanla görüşmek istiyoruz diyorlar. Tam ben de o sırada elbiselerimi çıkartmıştım. Ayakkabılarımı çıkartmıştım. İstirahat halindeydim. Elbiselerimi çocuklar kaç gündür tuzlu olduğu için bembeyaz ve ayakkabılarım boyasız olduğu için onları boyamak, diğerlerini de yıkayıp kurutmak amacıyla almışlardı. Ben barış gücüyle görüşmek için ne yapabilirdim? Mevcut olan binadaki elbiselerden, bırakılmış olan elbiselerden almak mecburiyetindeydim. Oradan hemen bir tane pantolon çıkarttım. Bir tane de gömlek. Adam benden uzunmuş, yapılıymış. Yine öyle olmasına rağmen kırılmak suretiyle onları, bir de boya yapmış. Elbiseler de boyalı. Üzerine ben çelik başlığımı, askı kayışlarını falan kuşanmak suretiyle karşılarına çıktım. Şöyle bana baktılar. Saç sakal birbirine karışmış. Daha tıraş olamamışım. Banyo daha yeni yapmış. Elbiseler boyalı. Eşkıya gibi birisi. Böyle bir baktılar, komutana benzetemediler. Hemen yedek subay dedi ki komutanımız budur dedi. Benden istedikleri şuydu. Komutan sen yeşil hattı geçtin. Rum bölgesine girdin. Lütfen birliklerini geriye çek. Ben de kendilerine dedim ki bakın, ben buraya geldiğim andan itibaren burası bir meskun mahal. Burada savunma hattı kuramam. Ya önümde çok güzel bir savunma hattı var. Siz asker misiniz? Askerseniz bilirsiniz. Burada bir dere hattı var. Tabii savunma hattı. Ben burada savunmak mecburiyetindeyim. Burada savununca da hemen önümde meskun mahal var. Avlona, yani şimdi Gayretköy, onu da ileri karakol olarak elimde tutmak mecburiyetindeyim. Bu bakımdan şu andaki terdibatım hiçbir zaman bozulamaz. Ne zaman bozulur? Anlaşmalar yapılır. Tamamıyla ondan sonra hatlar tespit edilir, çekilin derler, çekiliriz. Ondan evvel beni bu bölgeden kimse geriye çekemez. Protesto yapacağız. Sen nereye yapıyorsun protestonu yapabilirsin. Burası benim, artık savunma hattımdır dedim. Ve öylece biri yüzbaşı, biri üsteğmen olmak üzere barış gücünden, birisi Finlandiyalı, birisi İngiltereliydi, tekrar gittiler. İkinci günü buraya geldiler. İkinci günü geldiklerinde ben elbiselerimi ütületmiştim. Tertemiz, ayakkabılar boyalı, sakal tıraşlarımız olmuş. Rütbelerimiz görünmüyor, rütbelerimiz yoktur. Ama öyle kendilerini karşıladım. Kıyafetimde o zamanlar askı kayışı falan şey etmedik. Normal olarak şu kıyafet gibi onları karşıladım. Buyurun dedim, gelin. Ve binamızın önündeki hemen terasa yerleştirdik. Orada konuşmaya başladık. Onlar bana
şöyle bir teklifte bulundular. Komutan, biz bu savunma hattınızın önünden geçerken korkuyoruz. Moralimiz bozuluyor. Neden dedim? Çünkü silahlar dolu, herhangi bir kazaya karşı korkuyoruz dediler. Ben de dedim ki bakın burası hala muharebe alanı. Benim silahlarım tam dolduruşta değildir. Tüfekler patlamaz. Yarım dolduruştadır. Ben bu muharebe alından, savunma hattımda şarjörleri çıkartıp da bilmem nereye koyamam. Silahımın üzerinde bulunması gerekir dedim. Bak benimki patlamaz dedim, çektim. Emniyete alışmak üzere patlamadı. Takım komutanlarına söyledim, onlarınki patlamadı. O sırada yeni gelmiş asteğmenimiz. Yeni katılmıştı, burada katıldı bize. Tepeye bir düşürdü, pat diye mermi patladı. İşte bunun için dedi, bu dedik yeni geldi, kusura bakmayın daha iki gün oldu. Burada psikolojik olarak herhalde hazır değildi veya anlamadı. Neyse bakın dedim gelin. Hemen ileride bir tavuk çiftliği vardı. Onun da bir havuzu vardı. Gelin oraya gidelim dedim. Oraya davet ettim. Onları aldım götürdüm. Oradaki silah takım komutanım silah takımına tüfekleri çattırmış. Oradaki havuzu sularla doldurtturmuş. Askerler orada banyo yapıyordu. Benim hoşuma gitti. Muharebe alanında arka taraf emniyetli nasıl olsa takım komutanı da bunu bulmuş. Gayet güzel. Orada takımı yıkatıyor. Barış gücü de onu görünce bizim moralimizin ne kadar yerinde olduğunu o da anlamış oldu. Oradan askerleri çağırdık. Askerler de tüfeklerini emniyetlerini açmak suretiyle tetik düşürdüler. Onların da herhangi birinde patlama olmadı. Tam o sırada hemen yerimizde bulunan bana göre cephemin hemen solunda bulunan Denge meskun mahallinde muharebe başladı. Şöyle kulak kapattığım zaman hem G3 piyade tüfekleri çalışıyor hem başka yabancı makineli tüfekler çalışıyor. Barış gücüne dedim ki bak Rumlar ateş açıyor. Lütfen söyleyin derhal ateş kessinler. Yok komutan dedi bunlar onlar değil sizinkiler başlattı dedi. Hayır dedim bizimkiler değil. Ben gitsem iki dakikada oraya tüklüklerimle boğarım yani. Bizimkiler değil onlar Rumlar. Hayır sizinkiler hayır Rumlar derken Finlandiyalı yüzbaşı dedi ki komutan dedi. Lütfen ben oradaki portakal bahçelerinin içinden geliyorum. Evet orası Rum dolu Rum askeri dolu. Ama onların size tetik düşürecek güçleri yoktur. Elleri titriyor. Mümkün değil. Ben karışmam dedim. Git söyle. Ateş kessinler. Eğer kesmezlerse akşama Perestodara'ya girerim dedim. O zamanlar tabii hem askerime hem subayıma hem as subayıma güveniyorum. Böyle bir şeyi söylemek de bana burada gurur veriyor. Çünkü muharebelerden gelinceye kadar gerek birinci harekatta gerekse ikinci harekatta muharebe tecrübelerini kazanmış subay, as subay ve erlere sahiptir. Demin karakata anlattığım gibi onlar silahların dolu olması, silahların önünden geçmeleri, morallerini bozduğunu ifade etmişlerdi. Onları tekrar buraya getirdim. Burası şu havuz doğrudan doğruya sularla doldurulmuş. Takım komutanı buraya su bastırmış. Burada da silahlarını çattırmış. Silah takımını burada yıkatıyordu. İşte burada askerlerimizin o durumunu görmeleri bunların savaş alanında bile morallerinin bu kadar düzgün olmasını herhalde böyle bir tarttı ve bıyık altından gülmeye başladı. Tam işte orada şu anda kolumla gösterdiğim istikamette hemen hemen bir kilometre falan ileride Denya'nın çukuru başlar. Orada muharebeler başladı. Sesleri kontrol ettirdiğimiz zaman hem piyade tüfeği
G3 piyade tüfeğinin sesi var artık, sese alıştık. Silahlarımızın sesine alıştık. Hem de doğrudan doğruya bizim bilmediğimiz yabancı makine tüfekler çalışıyor. İşte burada barış gürültüsüne ikaz ettim. Derhal gidin o ileride bulunan, solumuzda bulunan Rum birliğine söyleyin, ateş kessinler dedim. Yok dedi, onlar size ateş etmiyor. Ateş edenler sizinkiler. Sizinkiler onları mecbur bırakmıştırsınız dedi. Hayır dedim, o evet ben hayır. Sen git dedim, protestosunu çek. Kessinler, kesmezlerse bakın orada personel var. Akşam ben oraya girerim dedim. Şimdi personel benim için o zamanlar büyük bir bölge. Bu meskun mahalleler o zamanlar yoktur. İlk büyük bölge orası görülüyordu ve bunlara bu şekilde ifade ettim. Yok dediler falan, tamam dediler, biz gidince araştıracağız. Gerekirse size veya onlara bu prosesi çekeceğiz dedi. Sonradan öğrendim ki ateşi başladan yine Rumlar ama mecbur kaldıkları için ateş ediyorlar. Bizim tabur komutanımız, sizler niye keşif yapmıyorsunuz bölük komutanları olarak, onları ikaz ediyor. Onlar da kendi karşılarında bulunan meskun mahal olan Denya'ya doğru hareket ediyorlar bir keşif kolu olarak. Denya esasen boşaltılmış ama orada 3 tane Rum'un silahlı personel taşıyıcı araçları var veya ufak zırhlı birlik şeyler var, araçları var. Bizimkilerin oraya yaklaştığını görünce onlara ateş atıyorlar. Ve ilk ateşle biz orada bir çavuşumuzu şehit verdik. Bir tane de yaralı verdik. Ve hemen keşif komutanı zaten esas Kıbrıslı bir üsteğmenimizdi. Kıbrıs'tan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Sencer Zekai arkadaşımız, şu anda Pirgalioğlu'da soy ismini aldı. O birliğini aşmak suretiyle buradaki 3 zırhlı Rum aracını da geriye püskürtüyor ve oraya atıyor, Denya'yı ele geçiriyor. Ama daha sonradan komutanlık aracıyla görüşmeler, barış görüşmeleriyle Denya tarafımızdan boşaltılmış oldu. Demin de izah ettiğim gibi Filya, yani Serhatköy ele geçirildiği andan itibaren savunma hattı olarak, tabii savunma hattı şu anda gördüğünüz gibi bu derenin hemen yamaçları benim için bir tabii savunma hattıydı. Birliklerimi buraya kadar getirdim. Burada takımlara sorumluluk bölgeleri vermek suretiyle tekrar savunmaya geçtik. İfadelere göre hala şu andaki mevziler 1974 yılından kalan benim savunma hattımın mevzileri olarak görülüyor. Buraya geldiğimiz zaman işte barış gücü devamlı olarak arkamızdaki yolu kullandığı için, köy yolunu kullandığı için kendisinin bu mevzideki askerlerimizin önünden geçmesi, onların tabiriyle dolu silahların önünden geçmeleri morallerinin bozulduğunu söylüyorlardı. Bense hayır, dolu değil diye ikaz ettim. Ve onları demin orada anlattığım gibi ikna ettim. Şimdi bu savunma hattı alındığı andan itibaren hemen 1000 metre ileride, o zamanlar meskun mahalli olarak Gayretköy, şimdiki o zamanınki Avlona dediğimiz bölge muhakkak elde tutulması lazımdı benim için. Orası bir ileri karakol mesafesindeki meskun mahalldi. Keşif yaptırdım derhal. Bir keşif kolu çıkarttım. O köyde asker bulunmadığını, sadece yaşlıların bulunduğu bana ifade edildi.
ve barış gücüne o yaşlıların da oradan alınması talimatı verdim. Oradan alınız, rahatsız oluyoruz diye. Bir müddet almadılar ama zaman içerisinde bir 10 gün sonra falan orası da tamamıyla boşaltıldı. Ve benim için orası İrevi Karakol olarak kaldı. Onların ifadesine göre, barış gücünün ifadesine göre ben ara hattı geçmiştim, yeşil hattı geçmiştim ve Rum bölgesine girmiştim. Ama bana verilen görev, eğer bir burada tertipleneceksem veya filayı aldığım andan itibaren ben bu ovada yahut da plat şuradaki arazide tertiplenmem mümkün olmadığına göre tabii savunma hattı olarak benim burayı işgal etmem gerekiyordu ve burayı işgal ettim. Kendilerine de bunu ifade ettim. Tabii savunma hattı olarak burayı işgal etmek mecburiyetindeyim. Burayı da işgal edince Meskun Bağal hemen beni rahatsız eder. Orayı da karakol olarak almak mecburiyetinde dediğim yer işte bu savunma hattı. Bundan rahatsız oluyorlardı. Neticede onlar ertesi gün geldiklerinde işte bu savunmayı yaptıklarında ben kendilerini aldım. Öğle yemeğini beraber yedik. Orada kendilerine o öğle yemeği sunduğum zaman İngiliz üsteğmen demiş ki ya ben sizi böyle bilmezdim. Neden bilmezdi? Çünkü orada 4 dil konuşuluyordu. Almanca olarak ben konuşuyordum. Finlandiyalı yüzbaşıyla İngilizce de konuşuluyordu. İngilizce konuşan da vardı. Fransızca konuşan da vardı takım komutanlarımızdan. Her dilden konuşuyoruz. Ben onu anladım. Niye dedim, biz harp okulunda bu dilleri görüyoruz. Sor bakalım nedenmiş? İngiliz üsteğmenin verdiği cevap şu. Hayır hayır. Öyle değil. Muzaffer bir ordunun subaylar olarak bizi masamızda ağırlamanızı hiç beklemiyordum demiş. Bu da bize gurur verdi. Hayır dedik, biz her zaman için misafirperver deriz. Gönlümüz her zaman için gelen misafirlere açıktır. Bunu bu şekilde lütfen düşünün dedik. Burada bir olay daha yaşadık. Bunu da anlatmadan geçemeyeyim. Hemen gördüğünüz gibi araziye tamamıyla bir tek bir arazi. Biz buraya geldiğimiz zaman bu bölgede boş olan bir yerlerde karpuz tarlaları ve domates, biber tarlaları vardı burada. Bizim çocuklar buraları keşfettiği andan itibaren bu bölgelerin doğrudan doğruya ekili arazi olduğunu şey deyince de takım komutanı olarak onları her gün biraz almak suretiyle takıma ikram ediyorlardı. Bunlardan bir tane de bu karpuz tarlalarına Rum tarafından pikapla geliyorlar. Pikap saplanıyor. Bizim askerler gidiyor. O pikaptaki iki kişiyle beraber alıp bana getiriyorlar. Pikaptaki sürücü bir asker kıyafetli birisi. Bir tane de genç bir hanımı var. Ben onlara kim olduğunu sordum. Onlar bana Rum olduklarını, karpuz tarlasından karpuz almak amacıyla geldiklerini, fakat araçlarının battığını, bu arada da bizim askerlerin gelerek onları bana getirdiğini söylediler. Askerin üniformanın yakalarını açtığım zaman yakalarında o askerin doğrudan doğruya teğmen ve füze işaretleri gördüm. Bu topçuydu veya füze savar doğrudan doğruya mürettebatıydı. Hanımı bana kendisinin 2 aylık çocuğu olduğunu, emzirmek mecburiyetinde olduğunu, o kendilerini bırakmamı istediler. Ben de dedim ki kocanızı bırakamam.
Bakın yakasındaki işaretlere göre bu teğmen aynı zamanda bir topçu veya uçak savar yahut da işte füze savar personeli. Benim karargahımı gördü, savunma hattımı gördü. Ben nasıl itimat edeyim? Ama burada yapacağım en güzel şey arabayı sana vermek ve seni tekrar buradan çocuğunun yanına göndermek. Kocanı gönderemem, seni göndereyim dedim. Orada bir Rum kızının doğrudan doğruya kocasını ahd ve vefasını gördüm. Kocanı bana teslim etmedikten sonra benim yerimde kocamın yanıdır dedi ve gitmedi. Ben onlara orada hemen soğuk bir şeyler ikram ettim ve geriye tabur komutanlığına gönderdim. Oradan da Boğaz'a esirlere katılmak üzere gönderildi. Herhalde şu anda hayatta ve yaşıyorlardır. Biz bu bölgede ve bu savunma hattında 12 gün kaldık. Yani 29 Ağustos'a kadar kaldık. 28 Ağustos'ta burayı benden teslim alacak piyade bölük komutanı geldi ve buraları gezdirmek suretiyle ve avluyla yani Gayretköy'e götürmek suretiyle oraların keşfini yapmasını temin ettim. Ertesi günde birliğiyle gelmek suretiyle buraları teslim aldılar. Biz bu bölgeyi 29 Ağustos 1974 yılında teslim ederek geriye çekildik ve geride Ayarmola Şirin Evler'de bu sefer ihtiyat birliği olarak göreve başladık. Burası eski ismiyle Ayarmola, yeni ismiyle Şirin Evler. Şu anda yerimde gördüğünüz bu bina bu köyün ilkokulu. Burası o zamanlar yine bir sınıf olarak kullanılıyor. Hemen geride telsizin de bulunduğu bina o zaman da öğretmen odaları şeklinde tertiplenmişti. Biz bu bölgeye ihtiyata çekildiğimiz tarih 29 Ağustos 1974. Bu bölge 1974'te geldiğimiz zaman burası da şu anda bulunduğumuz alanda okulun geri bölgesindeki toplanma veya futbol alanıydı. Burada köylülerin futbol maçları falan yaptığı yerdi. Biz buraya geldiğimiz günlerde Rumlar bir şaya yayınladılar. Bundan sonra nizami muharebe etmeyecekler. Bundan sonra baskın pusu gibi gayri nizami harple bizim birliklerimizi taciz edeceklerini yaydılar. Biz buraya geldiğimiz zaman hemen şu ağaçların gerisinde havan mevzilerimizi kurduk ve geri sırtlarda da tamamıyla savunma mevzileri yapmak suretiyle çepeçevre bir emniyet aldık. Benim bölüğüm buradaydı. Diğer bölüğümüz köyün hemen kuzeyinde, bir bölüğümüz batısında, hemen karargahta tali bir yol var. O bölgeye kurulmuştu. Yani hava indirme taburu, Tugay'ı, 3. paraşüt taburu tamamıyla bu köye yerleşmiş durumdaydık. Bu köy boştu geldiğimizde. Fakat Ağustos'un o sıcak günlerinde köye geldiğimiz zaman köy tamamıyla kokuyordu. Kokudan buralarda duramadık. Tabii burayı terk edenler yiyecekleri buzdolaplarında bırakmışlar, kokmuş. Hayvanlar ölmüş, kokmuş. Burada muharebe yapılmış, onun artıklarıyla falan bayağı kokuyordu. Bu köyü 15 günde askerlerimizle zor temizledik kokusunu. Birçok şeyleri yaktık.
Ve biz burada 29 Ağustos'tan 25 Ocak 1975'e kadar burada kaldık. Buradan Anadolu'ya tahliye olduk. O zamanlar ilk çekilen birlik bizdik. Anadolu'ya ilk çekilen birlik bizdik. Çünkü en çok muharebe yapan da bizdik. Bizi yine Anadolu'ya almak suretiyle paraşüt eğitimlerimizi tamamlayıp tekrar yeniden teşkil ve teşkilatlanmak suretiyle Hin Hacette çıkacak yeni görevlere hazırlamak üzere Anadolu'ya aldılar. Biz Anadolu'ya gider gitmez derhal aynı hafta içerisinde bizi Antalya'ya intikal ettirmek suretiyle paraşüt eğitimlerimizin falan tamamlanması ve eğitimleri bitirmek suretiyle yeni bir göreve hazırlanmamız da sağlanmış oldu. Bütün erlerimizle beraber subay, astsubayımız bu bölgedeydi. Buralar bizim eğitim alanımızdı. Şimdiki şu andaki meskun yakınlarda olan binalar yoktu. Ana bina olarak bu 3 tane bina vardı ve ben askerlerimi şu okul binasında yatırdım. Burada 2 tane sınıf vardı. Bu sınıflara bizim kampetlerimizi kurmak burası sonradan Galip Mendi Paşa zamanında da Boğaz Şehitliği şekline getirildi. Bizim toplanma bölgesi olarak işgal ettiğimiz yer esasen hava indirme 3. taburu, paraşüt taburunun bulunduğu yer bu bölgedir. Bu bölgeden taarruza başladık. Burası Kırna Havaalanı'nın hemen doğusunda bulunan bir bölge. Bu bölgenin özelliği